Yeterince gelişmiş herhangi bir teknoloji büyüden ayırt edilemez. Arthur C. Clarke. En çılgın hayaliniz nedir? Gerçekleştiğinde ne alacaksınız? Büyük ve güzel bir ev mi? Süper modern bir araba mı? Bol bol seyahat etmek mi? Daha az çalışıp aileniz ve arkadaşlarınızla daha fazla zaman mı geçirmek istiyorsunuz? Kişisel olarak neyi hayal ediyorsunuz? Ya dünyadaki herkes için hayaller gerçekleşirse ve yaratıcı toplum gelirse? Hayatınız nasıl olurdu? Bunu hiç düşündünüz mü? İnsan, yaratıcı toplumdaki en değerli unsurdur. Bu nedenle ilk geliştirilecek ve uygulanacak şey sizi zor, yorucu ve tehlikeli işlerden kurtaracak teknolojidir. Bu işler robotlar ve yapay zeka tarafından yapılacak. Günümüzde tüketimci formatta ileri teknolojinin devreye girmesi sizi işsiz bırakacak. Ama yaratıcı toplumda durum farklı olacaktır. Ayda 10 bin dolarlık evrensel temel gelire ek olarak ekstra para kazanabilir ve kendinizi rahat hissettiğiniz bir tempoda günde 4 saatten fazla olmamak şartıyla haftada 4 gün çalışabilirsiniz. Ve eğer bir girişimci ya da iş adamıysanız hiçbir şey için endişelenmeden zamanınızı istediğiniz gibi planlayabilirsiniz. Çünkü hem siz hem de çalışanlarınız evrensel temel geliri sahipsiniz ve tüm en son teknolojiler ve robotlar sizin için orada. Bugün itibariyle robotlar tarım, metalürji, madencilik, otomotiv ve diğer endüstrilerdeki en yoğun emek gerektiren işleri üstlenebilecek kapasiteye ulaşmış durumda. Ve hatta radyoaktif atıkların nötralizasyonunda bile çalışmak istemiyorsanız çalışmayın, buna gücünüz yeter, ama ne kadar süre kanepede yatabileceksiniz? Bir hafta mı, bir yıl mı? Sevdiğiniz işi yapmak ve daha önce sadece hayalini kurabileceğiniz bir gelir elde etmek için birçok fırsatınız olacak. Yeni meslekler ve beceriler öğrenebilecek ve kendinizi istediğiniz kadar eğitebileceksiniz. Eğitimde öğrenme sürecini süper ilginç, kolay ve interaktif hale getirecek teknolojiler kullanılacak. Sanal gerçeklik gözlükleri ve hologramlar günümüzde zaten kullanılıyor. En ileri teknolojiyle geliştirilecek en önemli alanlardan biri de insan hayatının korunması ve güvenliği. Böylece her yerde güvende ve emniyette olacaksınız. Gece geç saatlerde eve gelmekten korkmayacaksınız. Çocuğunuzu dışarıda yalnız bırakmaktan korkmayacaksınız. Dünyanın herhangi bir yerine gidebileceksiniz ve başınıza kötü bir şey gelmeyecek. Güvenli şehir sistemleri şimdiden yapay zekaya dayalı olarak oluşturulmuştur. Bu sistemler acil durumlara hızla yanıt verebiliyor. Vatandaşları ve ziyaretçileri her gün koruyabiliyor, suçları araştırabiliyor ve hatta önleyebiliyor. Yol altyapısındaki akıllı sistemler şimdiden şehir genelinde trafiği kontrol edebiliyor ve güvenliği sağlayabiliyor. Trafik sıkışıklığını önleyebiliyor, yolu atlamak üzere olan bir yaya hakkında araca sinyal gönderebiliyor ve hatta olası bir çarpışma durumunda müdahale edip frenleri devreye sokabiliyor. Böyle akıllı bir şehirde örneğin otomatik pilotlu bir taksiyle eve gittiğinizi hayal edin. Görüntülü arama yoluyla sohbet ediyor ve en sevdiğiniz filmi izliyorsunuz. Güzel ve büyük evinize giriyorsunuz ve tüm aileyi bekleyen sıcak bir akşam yemeğiniz var. Akıllı cihazlar ve yapay zeka çoktan her şeyi yıkadı, ütüledi, düzenledi ve yemek siparişi verdi. O zaman akşam yemeğini kim pişirdi? Ev robot mutfağı şimdiden buzdolabınızı tarayabiliyor. Dolabınızdaki doğru aletleri bulabiliyor ve herhangi bir dünya mutfağından bir yemeği kendi başına pişirebiliyor. Güncellenmiş versiyonu kirli bulaşıkları bulaşık makinesine koyabilecek ve temiz olan onları dolaplara yerleştirebilecek ve bu yenilikler toplumun tüketici formatından yaratıcı formatına geçiş döneminde sizin için kullanılabilir hale gelecek ve birkaç yıl içinde yaratıcı toplumda sizi daha da hoş sürprizler bekliyor olacak. Yiyecek, giyecek ve ihtiyacınız olan her şeyin kopyalayıcıları ortaya çıkacak. Hiç çoğaltıcının ne olduğunu duydunuz mu? Bir hamburgerden, bir tişörte ya da temel parçacıklardan küpelere kadar ihtiyacınız olan bir nesneyi yaratan bir cihazdır. Bunu yapmak için nesne hakkındaki bilgileri ve az miktarda enerji kullanır. Kaliforniya'dan bir şirket geleceğin teknolojisini yarattı bile. Moleküllerden içecek üreten bir yazıcı, kartuş sistemi neredeyse hiç atık olmadan binlerce doğal içecek yapmayı mümkün kılıyor ve bu sadece bir başlangıç. Massachusetts ve Yale mezunu tarafından nanotüp teknolojisinin çığır açan keşfi, maddeyi moleküler düzeyde manipüle etmelerini ve doğrudan havadan benzin ve diğer yakıtları elde etmelerini olanak tanıyor.
Bu teknoloji her yerde olduğunda bu bilecik nasıl görünüyor? Hayalimde mini buzdolabı büyüklüğünde atık maddeleri alıp yakıt ve yapı malzemesi gibi faydalı ürünleri de dönüştürebilen bir şey var. Ya da havadan karbondioksiti çekip yakıt veya yapı malzemesine dönüştürülebilir. Çoğaltıcıların kullanımı sadece hayatımızı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda sağlığımızı da büyük ölçüde iyileştirecek. Şu anda yaptığımız gibi çok sayıda zararlı kimyasal katkı maddesi ve lezzet artırıcı içeren yapay gıdalar yemeği bırakacağız. Çoğaltıcıdan gelen yiyecekler gerçek, çok lezzetli, sağlıklı olacak. Doğal ürünlerde olduğu gibi temel parçacıklardan yapılacak. Sonunda gerçekten doğal yiyeceklerin tadını hatırlayacağız. Elbette kendinize yemek yapmayı seviyorsanız kendi zevkiniz için yemek pişireceksiniz. Hatta belki ünlü bir şefle birlikte. Yaratıcı toplumdaki akıllı eviniz sadece ev işleri ve yemekle değil, aynı zamanda sizinle ve ailenizle de ilgilenen bir ev. Sağlık göstergelerinizi izleyebilecek. Örneğin akustik doku zaten geliştirildi. Siz fark etmeden kalbinizi ve nefes alışınızı gerçek zamanlı olarak izleyebilir. Hatta onun aracılığıyla konuşabilir, telefona cevap verebilir ve diğer insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Akıllı sağlık işlevine sahip akıllı tuvalet testler yapacak ve sonuçları yapay zekaya ve anormallik durumunda doktorunuza gönderecek. Diyetinizi nasıl ayarlamanız gerektiği konusunda size tavsiyelerde bulunacak. Ne tür yiyeceklerin sizin için iyi olmadığını söyleyecek ve sizi belirli hastalıkların riskleri konusunda uyaracak. Akıllı ayna siz giyinirken sağlık değerlerinizi takip edecek. Yaşlı ebeveynlerinizin doktorlarla iletişim halinde kalmasına yardımcı olacak. Ayrıca cildinizle ilgilenecek. Sorunları zamanında saptayacak ve hatta sizin için doğru ürünü seçmenize yardımcı olacak. Yaratıcı toplumda güzellik için bile en ileri teknolojiler kullanılacak. Manikürünüzü dakikalar içinde yaptırarak ve kirpiklerinizi ultra hızlı bir robot tarafından oluşturarak zamandan tasarruf edebileceksiniz. Ya da sanal bir giyinme odasında kıyafet deneyebileceksiniz. Şimdiden hoşunuza gittiğine eminim. Sırada ne var, bunu izleyin. Yakıtsız jeneratör gibi enerji yenilikleri sayesinde ev tamamen özerk olacak. Artık elektrik faturası olmayacak ısıtma için bile. Yaratıcı toplumda her şey mal ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesine odaklanacak. Bir düşünün, arabanızı ya da ev aletlerinizi tamir etmek zorunda kalmayacaksınız. Çünkü onlar bozulmayacak. Lezzetli bir öğle yemeğinden sonra ne yapacaksınız? En sevdiğiniz grubun konserine mi gitmek istiyorsunuz? Süper sonik tren sizi dakikalar içinde oraya ulaştıracak. Çünkü saatte 1000 kilometrenin üzerinde hızı ulaşabiliyor. ABD, Kanada, Çin ve Güney Kore gibi ülkeler aktif olarak vakum ve manyetik tren teknolojisini geliştirmekteler. Ve bu futuristik teknolojide liderlik için yarışıyorlar. Issız adalarda bir yerde tatil yapmak ya da gezegenin diğer ucundaki bir arkadaşınızla buluşmak mı istiyorsunuz? NASA daha bugünden ticari kullanım için sessiz bir süpersonik uçak geliştiriyor. Bu uçak uçuş süresini en az yarı yarıya kısaltacak ve bu sadece bir başlangıç. Çünkü yaratıcı toplumdaki uzay teknolojisi dünyadaki insanlara da hizmet edecek. Dünyanın herhangi bir yerine sadece hızlı bir şekilde değil, tamamen ücretsiz olarak gidebileceksiniz. Vize olmayacak, bürokrasi olmayacak. Herkes için tam bir hareket özgürlüğü olacak. Dünyanın her köşesinde hoş karşılanacaksınız. Tek bir dünya olacak, savaş olmayacak, düşmanlık olmayacak, artık kavga edecek hiçbir şey kalmayacak. Gerçek insani değerler nihayet topluma geri dönecek. En son teknoloji çevreye zarar vermeden gezegeni tüm çöplerden arındıracak. Bugün bile yenilikler ayrıştırılmamış atıkların sanayide tekrar tekrar kullanılmak üzere tamamen ham maddeye dönüştürülmesini mümkün kılıyor. Yaratıcı toplumda bizi ne büyük beklentilerin beklediğini öğrenin. Şaşıracaksınız. Çöp en değerli ham madde haline gelecek. Çünkü çoğaltıcı teknolojisinin devreye girmesi çöplerin ve gereksiz şeylerin tamamen temel parçacıkları ayrılmasına yardımcı olacak ve sonra evden çıkmadan onlardan ihtiyacımız olan her şeyi alabileceğiz. Yiyecek ve giyeceklerden aletlere kadar. Artık hayatta kalmak için gezegeni yok etmek ve hayvanları öldürmek zorunda kalmayacağız. Yaratıcı toplumda yeniden temiz hava soluyabilecek, kristal berraklığında su içebilecek ve okyanusların ve ormanların bozulmamış güzelliğinin tadını çıkarabileceğiz.
Yaratıcı toplumda ne yapacağınıza karar verdiniz mi? Uzun zamandır ailenizle daha fazla zaman geçirmeyi mi hayal ediyordunuz ya da kariyerinizi değiştirmeyi mi? Ya da işten sonra dünyanın en iyi plajlarında surf yapmayı öğrenmek mi istiyorsunuz? Arkadaşlarınızla seyahat etmeyi mi? Ya da belki de basit görünen şeylerin hayalini kuruyorsunuz. Ebeveynlerinizin korunması ve uzun yaşaması, çocuklarınızın sağlıklı olması ve kendiniz için yaşlanmayacağınızı ve 100 yıldan fazla yaşayacağınızı. Yaratıcı toplum hayallerinizden bile daha iyi, hayal bile edemeyeceğiniz bir şeye sahip olacaksınız. Bu sizin ihtiyaçlarınıza odaklanmış bir toplum. En iyi teknolojilerin, dünyanın en iyi uygulamalarının hayata geçirilmesi. Hepsi sizin için. Hayalinizi hayal edin. Yaratıcı toplumda gerçeğe dönüşecek.